Karaağaç mahallesinde besi çiftliği bulunan Cem Pakar da kurban seçmeye vakti olmayan özellikle eski müşterilerine satışa çıkan kurbanlıkların fotoğraflarını, kilogramlarını ve fiyatlarını akıllı telefon uygulaması üzerinden iletiyor. Kurban pazarlığını da mobil olarak yapan Pakar da satışın ardından kurbanlıkları bayrama kadar çiftliğinde bakmaya devam ediyor. Pakar'da gazetecilere yaptığı açıklamada 4 yıldır uyguladığı mobil satışlara kent merkezi ve şehir dışından talep geldiğini belirterek kurbanlık için yetiştirdiği hayvanların büyük bir bölümünü bu şekilde sattığını söyledi. Edirne'li olup da uzakta oturan arkadaşları bizim kurban kestiğimizi sosyal alemden görmüşler. İşte bize ulaştılar. Bu şekilde başladı. Şimdi de bize güvendikleri için hiç gelip kurbanını WhatsApp üzerinden fotoğrafla gösterip küpe numarasını belirleyip, kınalayıp kendilerine gönderiyoruz. Onlar da mesela burada yurtlar oluyor, işte şehitler ailelerine bağış yapıyorlar, etini içe almıyorlar. Onları da biz gerekli yerlere iletiyoruz. Bu şekilde başladı, bu şekilde de devam ediyor. Pakar da satışlardan ve fiyatlardan memnun olduğunu dile getirdi. Vallahi ilgi, ya şimdi insanlar bir yandan işleri güçleri var. İşte yok eşi başka bir memlekette oturuyor, eşini ziyarete gidiyor. Ne yapıyor, kurbanla uğraşacak vakit bulamayanlar. Mantıklı geliyor. Bu sefer dönüşler bir çoğalmaya başladı WhatsApp üzerinden. Sıra beklemiyor. Biz de zaten gerekli yerlere en güzel şekilde ilettiğimiz için, bunu da bildikleri için kafaları da gönülleri de rahat oluyor. Bayram boyunca çiftlikte kesim yaptıklarını ifade eden Pakar da küçük baş kurbanlık fiyatlarının kilogramına göre 900 ile 2000 lira arasında değiştiğini anlattı. Bizim burası resmi kesimhane. Diyanet'ten hocamız burada. Hocamız kesime girmeden önce kesici arkadaşımız WhatsApp üzerinden sattığımız hayvanın sahibiyle vekaletini aldıktan sonra da kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sene Hollanda'ya verdik. O Karaağaç'tan bir abimiz vardı burada. Çocukları falan Hollanda'da yaşıyor. Bulgaristan göçmeniydi bunlar. Bizimle iletişime girdi. Biz de WhatsApp üzerinden ona attık fotoğraflarımızı falan. Beğendi hayvanımızı. Damadı şimdi ücretini getirip etini alacak bizden burada.